Herkese merhaba. Ben Bella oldum. Yani olacağım inşallah. Ama Ardam'daki B harfi dikkatinizi çekmiştir. Bella. Bella demek güzel demek. Güzel ve çirkinin güzeli yani. Güzel ve çirkini hatırlıyorsunuzdur umarım. İşte çok güzel bir kız var. Babası bir şey oluyor. Orayı tam hatırlamıyorum. Bir tane kızı bir yere göndermek zorunda kalıyor. Bunun da böyle güzel ama böyle fesat kız kardeşleri var. Bu Bella da garibim ne yapsın? Gidiyor bir bakıyor çok çirkin bir adam. Böyle canavarımsı. Ondan sonra işte evdeki böyle işte çanak çömlek şarkı söylüyor falan. Ya yani bunu tabii böyle anlatınca hiç tatlı gelmedi farkındayım. Sonra öpüyor prensi. Bir bakıyor altından böyle biskolata erkeği. Yani aslında yeni dönem benim için güzel ve çirkin budur. Ama küçükken en sevdiğim hikayelerden biriydi. Hatta böyle oyuncakları falan vardı. Ben de ne yapayım dedim. Belli olayım dedim. Dediğim gibi trenç kotumu da ters giydim. Hareket ederken de biraz zor oluyor ama artık idare edeceksiniz. Sonuçta prenseslik insanın hamurunda olsun. Değil mi bir yerde? Tacım da var. O zaman ne yapıyoruz? Bella makyajına başlıyoruz. Önce yapacağımız ilk şey tabii ki baz. Baz içinde ne yapıyoruz? İşte fondöten kullanıyoruz. Ama ben bu sefer fondöten kullanmayacağım. Çünkü yaz geliyor ve bence fondöten birazcık daha ağır gösteriyor cildi. O yüzden bu sefer bunu kullanacağım. Bu Garnier BB Cream. Kendisinden çok memnunum. Aynı zamanda bu 5'i bir arada bir krem. Aynı zamanda bir sürü bir şey yapabiliyor. Bence BB kremler yaz için çok daha ideal fondötenden. Ne yapıyoruz önce? BB'mizi sürüyoruz. Ben BB'yi sürerken böyle şeyler yapıyorum. BB'mizi sürdük. Şimdi aynı şekilde göz altları için de Garnier'in göz altı roll-on BB'sini kullanacağız. Bugün BB'den gidiyorum. Şimdi kaş kalemine devam edelim. Sonra da tarıyoruz. Buradaki en önemli şeylerden biri göz makyajı biliyorsunuz ki. O yüzden genel tonlamaya geçmeden önce göz makyajını yapacağım. Bunun içinde yıllardır sakladığım annemin bana hediyesi olan bu Chanel paleti kullanacağım. Bunun içinde bütün renkler var. Bella'nın göz makyajı soğuk ve sıcak tonlardan oluşuyor. Yani gözün alt kısmına daha böyle buz mavisi beyaza yakın tonlar kullanırken üst tarafa daha turuncu ve sıcak tonlar kullanacağız. Aynı zamanda bunun dışında gözün içine ve kaş altına da highlighter süreceğimiz için balm kullanacağız. Şimdi öncelikle fırçamı alıyorum. Ve gözün böyle fırçalayalım. Gözün ön kısmını birazcık soğutuyorum. Şu an göz makyajımızın tek eksiği takma kirpik ama onu en son yapacağız. Şimdi yüzümüzü birazcık daha gölgelendirmek için kontür kısmına geçiyoruz. Bunun için iki tane en sevdiğim şey. The Balm'ın bu şeftali tonu aldı ve Bahama Mama.
Arthur'un ikinci kısmından önce de gözaltını birazcık daha açıyorum. Bellin rujları genelde daha böyle pembe tonlar ya da birazcık daha böyle şeftali tonları. O yüzden uzun zamandır pembe hiçbir şey sürmüyorum. Ama hafif böyle daha mat olmayan, birazcık daha parlak pembeyi deneyeceğim. Hem şeftali hem pembeye yakın. Şimdi böyle küçücük minicik eklemelerimiz var. Bu bir Disney karakteri olduğu için göz içlerini birazcık daha parıltı gerektiriyor. O yüzden daha önce de yaptığım şekilde makyaj bittiği için artık buraları biraz daha parıltı sürüyorum. Şimdi bence en çok uğraşacağım yerdeyiz. Takma kirpikteyiz. Zor da olsa kirpiklerimi de takmayı başardım. Artık Bella'yım. Yani bence Bella'yım. Bilmiyorum. Yani baktığım zaman kendimi daha çok böyle bir Bella hissettim. Artık Güzel ve Çirkin filmine gitmeye de hazırım. Bence filme böyle gidersem çok iyi bir çağrışım yapabilirim. Ne dersiniz? Gördüğünüz gibi gayet basit bir makyaj bu. Yani çok da zor değil. İlle birbirini de yapmak zorunda değilsiniz ama bence isterseniz prenses olabilirsiniz ki zaten hepiniz prensessiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen böyle prenses el sallayışımla bizi Instagram'dan, Twitter'dan ve Facebook'tan takip edip aynı zamanda buradan abone oluyorsunuz. Ve daha sonra siz de beyaz atlı prensinizi buluyorsunuz. Çok basit. Bulamazsanız da zorlanmayın. Bir de beyaz atlı prensi bulmaya da gerek yok yani. Hiç de bile. Neyse. Artık prenses olduğuma göre bundan sonraki videoların hepsinden sonra böyle sallayacağım. Hoşçakalın sevgili Melodi takipçileri. Hepinizi seviyorum.